İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla. Valla benim hayır olacak. Peki ne hayır? Çünkü son geçen 15 yıla baktığımızda cebimizde hiçbir şey yok. Çalışıyoruz, açız. Çalışıyoruz ama açız. Ha, çalışmasak da açız. Ondan dolayı hayır. Yani bir şey şimdi aldığımız maaşı, bu sadece Türkiye özgü herhalde. Hiçbir zaman zaten ayın birinde alamıyorsun. 15'inde, 20'sinde yani 1,5 ay sonra alıyorsun. Zaten az. Parça parça veriliyor. Çünkü işletmecinin durumu da kritik. Doğru. Ona da bir şey diyemiyoruz. Para da parça parça gelince ne kira, ne elektrik, ne su, ne doğalgaz. Yemin edeyim hiçbir şey yetmiyor. Peki, hayır derseniz düzelecek mi onlar? Yani... Düzelmesi için değil. Aslında bu benim vereceğim hayır olayın düzelmesi için değil. Yani beni de dikkate almaları için. Ya ben buradayım. Ondan dolayı. Bunun için, ben mahallemde yaklaşık 40-45 tane genç erkek var. Bir o kadar da kızlar var. Hepsi babasının evinde. Evlenemiyorlar. Ben kahveciyim. Kahvecilik yapıyorum. Mahallede herkesi, her yeri tanıyorum. Yeminle söylüyorum. Evlenemiyorlar. Bu sözüme Allah şahittir. Şey yok, değil mi? Yok yani. Bak konuştuğumuz zaman diyor abi, yani ne yapayım? Elim milyon para lazım. Yok hayır, o önemli değil. Hani millet bir araya gelip onu yapabilir. Ondan sonra bunun hastalığı var, çocuğu var, bakımı var. Abi bir dünya... Yani ekonomi iyi değil, ondan dolayı hayır diyorsunuz. Abi bu dünyada, yani bu ülkede çok zor. Ülkemizi de seviyoruz. Yaşamak zor ama. Yani canımız mı gerekiyor, canımızı da verelim. Ben yaklaşık 9 ay sonra oğlum askere gidecek. Belki de Suriye'ye gönderecekler, Irak'a gönderecekler. Dönüp bakmam bile. Ben ülkem içinse eğer, eyvallah. Ama... zor. Yani bunu göz önüne almaları gerekir. Çok ve söyledikleri hiçbir şeye inanmıyorum.